Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaleci kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son penaltılara kalmış. Penaltılar harbiden. Atıyor. Ve penaltılardan sonra oyun kapandı. Oyun bozulmuştu. Ve zaten önceden demişlerdi penaltılara kalma diye. Ama tabii ki neler olacağını ben daha önceden hiç yaşamadığım için ilk defa yaşamak istedim. Artık bir daha başımıza böyle bir şey gelirse son dakikalarda kendimizi oyuna katacağız. Penaltılara devam edeceğiz. Başımıza böyle bir şey gelirse. İşte en son ben o maçı sondan kendim yaptım. Ne kupası lan bu? 3. tur. FA Cup mı bu? Neyse buradan kendimizi seçiyoruz ve maçımıza gidiyoruz. Chelsea Burnley mücadelesi. Büyük ihtimal FA Cup. Bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim butonuna basarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kaleci kaleci çok seviliyor. Bu videoyu var ya kaç 30 like istedim sizden. 44 like geldi. 44 like. Bu videoda da sınırları zorlayalım. 50 like. Bak yapabiliriz. 50 like istiyorum sizden. Hadi be gençler, 50 like yapabiliriz. Bu videoya 50 like gelirse haftada 2 kaleci kariyeri sözü veriyorum size. Bak sözüm söz. Bu videoya 50 like gelirse haftada 2 gün, normalde haftada 1 ama bir seriyi daha geç atacağım. Artık hangi seri olduğunu bilmiyorum ama haftada 2 gün kaleci kariyeri. 2 bölüm kaleci kariyeri ve hem de videolarda öyle 5-6 dakikalık videolar değil yani. Ben bu videoları çekiyorum, videoda yapıyorum. 2-3 maç. Videoda susmuyorum yani. Böyle konuşuyorum sürekli. Konuşacak konu da olmuyor. Bu videoya 50 like gelirse haftada 2 gün kaleci kariyeri çekeceğim. Kurtardık. Üstümüze kaleci ne yapıyor böyle bakıyor. Kurtardık. Üstümüze geldi. Güzel. Haydi yapın presinizi. Pres istiyorum. Tut onu. Berkay. Böyle bekleme. Bekliyor. Neden böyle bekliyor? Yönel, atla zıpla bir şeyler yap. Maçı hızlı başladık. Abi bir sonraki videoda en iyi telefon modellerini konuşabilirsin demişti Nesim'i. Ah keşke ben de bilsem. Ya şimdi telefonlarda segment var. Düşük segment, orta segment, yüksek segment. Yani ona göre bir şey demem lazım. Pek de telefon modellerini fazla bilmediğim için ben ne yapıyorum? En son telefon alırken yani A70 alırken o zamanki dönemlerde PUBG modaydı. Şu an telefonlarda yine PUBG moda galiba, tam bilmiyorum. Tüm inceleme kanalları gelip PUBG'de oyun deneyimi yapıyordu ama ben bir tane şey yaptım. PES'te falan video çeken birini bulmuştum. İşlemcisi çok güzel demişlerdi. Gayet güzel. Bu arada golü atamadık. Yaklaştık ama atamadık. Yani ben bir de o sıralar şeydim. Mobile Legends oynuyordum. Hala oynuyorum da eskisi kadar çok oynamıyorum. Mobile Legends meraklısıydım ben. Penaltı ağzını... Ne olacak, oyunu atma. Ha tamam. Ya abi kanka ne yaptın ya? Şurayı sol ata. Ya. Kurt. Ama neden penaltı yaptırıyorsun ki? Senin ağzını... Surat ne ya? Penaltı yaptırıyor. Dedim ki o zamanlar Mobile Legends oynadığım için Mobile Legends'a göre telefon almak istiyordum ben. Ve o zamanlar şimdi Samsung A70 güzel, yeni çıkan bir telefondu. O zaman için fiyatı 3000 liraydı. Ben 2700 almıştım. Şu an telefonun fiyatı
Bazı yerlerde 6,5, bazı yerlerde 8,5. Ya telefon üretimi durduruldu. Telefonu satılsa adamlar 2000 liraya alacağım diyor. La git diyorum ya. Telefonu sıfır zaten. 8000 lira, 6000 lira, 5000 lira. Alabiliyorsan git onu al dedim ben de. Ben telefonu koydum. Baktım sıfır fiyatlarına. Abi 8,5 diyor, 6,5 diyor, 7,5 diyor. E ben 2000 liraya mı koyayım? Koydum 5000'e, 4000'e. İlk 5000'e koydum. Sonradan 4000'e düşürdüm de. 5000'deyken adam diyor ki 2000 lira ver alayım. Ben dedim 3000 lira daha koy. Sıfırını alabiliyorsan al dedim. Adam da sen de haklısın diyor. Ne atar gider yapıyorsun o zaman. 4000'e düşürdüm. Adamın biri yazıyor. Pazarlık var mı? Hayır var dedim. Pazarlık var. Dedim 4000, 3000'e, 3800'ü falan bırakırım. Adam diyor 2,5'ü alam. Abi dedim şakamı yapıyor. 4000 telefon, 2,5 alam. Şakamı yapıyor. Adam tamam 4000 alacağım dedi. Yarın buluşalım falan filan. Yerim yerine ayarladık. Ya ondan sonra diyor 2000'in nakit verem. Diğer 2000'in de taksit verem. Ben dedim olmaz. Taksit nakit istiyorum. O işi geçeceğim. Adam diyor zaten almayacaktım ki ben diyor. Seni denedim diyor. Ya mal mısın? Yani bak. Açıkça soruyorum mal mısın yani? Ne diyeyim şimdi? Dedim abi tamam hayırlı işler sana dedim. O sırada adama gidip adama mal mısın demedim. Sadece tamam abi hayırlı işler dedim. Kapattık konuyu. Abi biz anlamıyorum yani çok sıkıntılı insanlar var. Türlü türlü insanlarla uğraşıyoruz yani. Dakikalar 66 ve 1-0 iniliyoruz. Bu sonuçla kupadan eleneceğiz. FA kupası galiba yani kupa onu gösteriyor. Aha kaptırdı. Aha kaptırdı. Faul. Oradan bir frikik. Aa orta açtı lan. Kaleye vurur diye düşünüyordum ama. Yapalım oyuncu değişikliği ya. Bu sonuçlarla kupaya veda edeceğiz. Ama etmemek istiyoruz tabii ki. Güzel vurdum lan. Güzel verdim ha. Degaj benden sorulur. Pardon, avut benden sorulur. Şöyle ortaya geçelim ki adamlar vurup gol atmasın. Bak normal kaleciler hep ileri çıkar ama ben çıkmıyorum. Neden? Ben kalesine sadık. Has. Ya nasıl ya? Kurtardım sandım ya. Nasıl ya? Tekrar izleyeceğim. Abi nasıl elimin arasından mı geçti o benim? Abi olaya bakar mısın ya? Yavaşlatmadın mı kankam? Şöyle. Ya abi ciddi olamazsın sen. Püh senin ağzını sıçayım. Böyle de gol yemezsin. Harbi diyorum. 2-0 yenildik. 2-0. 3'ü yemesek bari. Kim Pinta baba ve kızın dramı. Bakın dikkat ettiniz mi? Sadece Pintipanta'dan gelen Pintipanta ne ya? Hep böyle söylüyorum. Pintipanta'dan gelen bildirimleri gösteriyorum size. Diğer videolarımda fark ettiniz bilmiyorum. Diğer atılan videoların bildirimleri sansürlüyorum. Pintipanta'dan Panta deyip duruyorum bak. Konuşmayı öğrenmem lazım. Pintipanta'dan gelen bildirimleri sansürlemiyorum. Nedeni ben de bilmiyorum. Sorarsanız ben de bilmiyorum. Ama gerçi aboneliklerimi merak edenlerin olduğunu sanmıyorum. Bir gol bile atamadık ya. Aboneliklerini merak ediyorsanız bu videoyu 100 like. Golü bulduk lan. Attın kankam ama ne seviyorsun oğlum 2-1. Nasıl atmışız izleyelim hemen. Bizim de görmeye hakkımız var. Açıyor.
Boşta kalan topu vuruyor. Helal olsun. Bir gol daha at. Benden sana kaptanlık. Thiago Silva. Tabii nereye atacağız? Dur, kalemizi geçelim lan. Yan. Aferin sana. Kurtardım, kurtardım. Ben olmasam top boş. Abi salak kaleci ya. Kaleciyiz ama mal ağzını kırıyoruz. 2-1 yeniliyoruz. Ve kupaya veda ediyoruz. Maçın adı mı? Bizden Thiago Silva seçildi. Hayret. Transfer dönemi mi açıktı? Ha, açıktı, doğru. Şimdiki maçımız Chelsea ile olacak. Kendimizi ne kadar geliştirebileceğiz ki daha? Ben onu merak ediyorum. Defansif anlamda geliştirmemiz lazım kendimizi. Denge berbat. Hızımız yüksek. Oyuncu kariyerimde o hızım bu kadar yüksek değil ya. Fiziğimiz berbat. Abi yani ne desem. Topu tutmuyor yani. Top kontrolü. Ne bu? Ha, gol şey. Fiziğimiz 90 bu arada. Kurtarış 24. Şey diyorlardı, oyuncu kariyerinde birinin kaleci şeyi 70'lerde falan diyorlardı. Buradan şunu bir kullandıralım. Daha sonra defansif yönlü olarak. Aa, defansif de geliştiremiyoruz. Ne anladım ben bundan? Defansif, bakın. Fizik defansif kaleci geliştiremiyoruz artık. Rakibimiz Tottenham. Kendi evimizdeyiz. Stadın ismini kendi ismimi yapsam mı acaba? Yapayım bari değil mi? Güzel olur. Orada benim ismimi yazsın. Rakibimiz Tottenham. Tottenham'ın kendi evimizdeyiz. Yenmemiz lazım. Ligde 1 puan bile kaybetmememiz lazım. 18. sıradayız ya. Chelsea 18. sırada. Çok kötü hallerdeyiz. Bu arada videoya neden yorum gelmiyor? Oyuncu kariyeri yayınlandı şu anda. Ama video yorum gelmiyor. Hayret. 4'te yayınlamasam mı ya? Benim için kanal önerilerinde, trafik kaynaklarında benim abonelerim en çok yoğun olduğu zaman 6. Saat akşamüstü 6. Videoları 6'da mı yayınlasam acaba, ne yapsam? Bu arada golü atalım. Hadi be. Çünkü bak, YouTube'un bir trafik önerisi var. Analizi var. En çok abonelerin olduğu şey akşamüstü 6'da başlıyor. Akşam 9'a kadar. O civarlarda yayınlansam daha mı iyi olur? 4'te yayınlamayacağım bundan sonra o zaman. Şimdi 5'te normalde eskiden sesi gel her zaman 5'te yayınlardı. Son zamanlarda o da dengesiz atmaya başladı. Bir anda video atıveriyor. Onun da belli bir saati yok artık. 5'te Ümidi video atıyor. Ümidi'yi biliyorsunuzdur zaten. Ben olsam da gidip Ümidi'yi izlerdim. Ümidi'ye ben aboneyim ama izlemiyorum. Videoları artık son zamanlarda hoşuma gitmemeye başladı. Zaten YouTube'da pek video izleyen biri değilim artık. Eskiden YouTube'da çok video izlerdim. Ama artık nedense bilmiyorum, izlemiyorum. Çok sorulursa aboneliklerimi de gösteririm gerçi ama onu ayrı videoda gösteririm. Kaleci kariyerinde abonelik ne alaka? Yani bilmiyorum. Saat 4'te videoyu yayınlamayacağımı anladım artık. Yani neden söyleyeyim, saat 5'te Ümidi atıyor. Tabii mesela golü buluyoruz bu arada. Mason Mount. Nasıl atmışız onu da görelim. Kornerlerden geri pas vermişiz. Vermişiz, hareket yapmışız. Açmışız ortayı, vurmuşuz, atmışız golü. Güzel. Süper. Yani Premier Lig'de puan kaybetmemiz lazım. Yani şimdi mesela benle Ümidi'ye abone olan kişi mesela 50 kişi diyelim. Hem bana hem Ümidi'ye abone olan kişi sayısı. Bu
Bildirim hepsine gitmiyor zaten. 30'una gitti diyelim. 15 kişi Ümidi'ye gittiler. 15 kişi bana gelir. Saat 5'te yayınlasam. Yani öyle olacağını umuyorum. Bilmiyorum. 6'da da video atan var. Ama insanlar her gün video atmıyor. Ben her gün atmaya çalışıyorum. Ama bundan sonra ben de her gün atmayabilirim. 2 günde bir atabilirim. Bir bakalım. Bu zamanlar nasıl olacak? Neler başımıza gelecek? Görmüş olacağız. Mesela az önce bildirim geldi. Bileniniz yoktur ama On Air attı. Bunu sansürlemeyeceğim. On Air, Mobile Legends zamanında, Mobile Legends oynarken zamanında tanıdığım birisi, sevdiğim birisiydi. Yani yüz yüze gerçekten tanıdığım birisi değil, YouTube'dan tanıdığım birisi. Zamanında güzeldi o günler. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler varsa şunu sormak istiyorum. Ramazan'da gece de video atayım mı? Öyle bir planım var. Gündüz de atarım, gece de. Ama ya ben şey sevmiyorum ya. Her gün video atmak bana mantıklı gelmiyor artık. Eskiden geliyordu, şimdi gelmiyor artık. Örnek vereyim mi? Mesela Karaci Karayel'i paylaştım. Bir günde 200 izlendi mesela. Aynı saatte bir gün sonra tekrar video paylaşıyorsun. Bu sefer o insanlar yeni paylaştığın videoyu görüyor. Diğerini görmüyor. Aslında öyle değil sistem. Nasıl ben de bilmiyorum da. Mesela Ümidi yıllardır günde 2 video paylaşıyor. Videolarına hep baktığınızda 50.000 70.000 izleniyor. Bazıları 100.000 falan izleniyor. Yani bilmiyorum neye göre. Ya ben de Ümidi kadar abone olsa ben de günde 2 video atarım açıkçası. Ümidi bir de 2 kanalı var. Dakikalar 88, 87, ne 88'de. Artık son anlar, hatanın telafisi olmayacak dakikalar. 2 mi geliyor? Olmadı. Top istesem mi kendime? Bakın o zamana kadar 2 top istedim kendime. İkisi de gol yedik. Dakika 90, son şans Tottenham için. Abo geliyorlar. Vur gitsin kankam. Maç bitti. Maçı 1-0 kazanıyoruz. Tottenham karşısında 1-0 kazandık. Maç adamı Mason Mount seçiliyor. Haftanın sonuçlarını 16. sıraya yükselmişiz. Arsenal arkamızı düşmüş. Tottenham kaçıncı sıradaymış? 10. sıradaymış. Düşmüş. Bu arada City bile 10. sırada. Yani bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun gençler. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.